Enfes lezzetleri araştırmaya devam ediyoruz. Çılgın Gurme Taner ve Şef Erkan Yeşil'den harika bir pasta tarifine hazır mısınız? Bugün Erkan Yeşil Şef'le birlikteyiz. Ve bugün ne yapacağız size? İnanılmaz bir şey yapacağız. Evlerimizin vazgeçilmesi tarhana çorbası. Bugün Erkan Yeşil Şef'le birlikteyiz. Ve bugün ne yapacağız size? İnanılmaz bir şey yapacağız. Evlerimizin vazgeçilmesi tarhana çorbası. Tarhana çorbası yapacağız. Evet, bugün pasta. Evet. Bugün ne yapacağız Erkan Şef'im? Bugün yine değişik bir pasta yapacağız. Evet. Çikolata ağırlıklı, yoğun çikolatalı bir pasta, içinde marshmallow var. Çocukların çok sevdiği malzemelerden. Evet. Yine çocuklara yönelik, hani çocukların sevdiği şeylerden. Evet. İşte pastacı kreması var içinde, marshmallow'lar var. Bunu çocuklar mı yiyecek yani? Yani çocuklar genelde çok sevdiği şeylerden yaptık. Evet. Pastayı böyle bitirdikten sonra dolapta ben yaklaşık bir saat beklettim. Evet. Dışında çember var. Şu çemberi ısıtarak çıkartmam gerekiyor. Şimdi biz pastayı yaptık mı yani? Pastayı yaptık. Ha, önceden oldu pasta. Önceden oldu. Ha, tamam, ben de pasta yapıyorum zannettim. Evet. Pastanın üzerini nasıl süslerim aslında ama. Ha, şimdi bugünkü şeyimiz bizim pasta nasıl süslenir? Evet. Ha, peki tamam. Bugün sevgili seyirciler, pasta nasıl süslenir? Erkan Şef bize görmüş olduğunuz gibi gösteriyor. Çünkü biraz... ne yaptık pastayı biz? Dondurduk galiba. Biraz dondurduk. Bir saat dolapta kaldı. Şimdi onu hemen tabii öyle açtık mı olmaz. Isıtıp açacağız. Öyle açınca zaten çıkmayacaktır. Evet. Isındı mı? Bu ısındı. Şeye kapanmıyor. Tüp açık. Eyvah, yangın söndürücü getiriyor. Evet. Isındı. Aman. Hop. Bunun kenarı da yenir ha. Çok kolayca çıkıyor. Şurası da sıyrılır. Ha, istiyorsan evet, öyle bir şey yapabilirsin. Burası yazık değil mi? İçinde şöyle çevireyim, damla droplar var işte, marshmallowlar gözüküyor. Marshmallowlar onlar yani. Normal pasta tabanı var, pasta kreması var. Bunun üzerine şimdi yoğun bir çikolata gezdireceğim ben. Evet. Çikolatayı alalım. Bugün pasta nasıl süsleri öğreniriz, ben de burada bundaki yiyorum bunları. Ama şuna da sakla kendini. Neyi, onu mu? Erimiş çikolata. Şöyle bir sıkma torbasına koyduk bunu da. Of. Bitter yani. Bitter. Özellikle şöyle kenarlara da... Nasıl? Şelale gibi akıyor. Şelale. Bu hale getirdikten sonra şu fazla çikolatası burada kalacağı için ben pastamı şöyle servis edeceğim. Ha, oraya mı alıyoruz? Aa, akıyor şey şurada, ben bunları yiyeyim. Hiç problem değil. Bunlar böyle bir kaşık var mı acaba? Birkaç şunları yazık günah, bunu yiyeyim ben burada. Bunu evet, bitirdikten sonra parmakla... Alayım mı şimdi? Tabii. Hemen geliyorum. Bunu sistemi böyle abi. Bunu sabah kadar yedim ben böyle. Kazan dibi bundan çıkmış aslında. Evet, kazanın dibi yani bu. Değil mi? Öyle mi harbiden? Yok öyle. Oradan çıkmışım böyle bir şey de vardı. Şimdi şurada da buyurun. Aynı şekilde beyaz çikolatam var. Bunda ne yapıyoruz? Bu final aşaması. Ha, süslüyoruz bunu. Artık süsleyeceğim. Oraya bir nota yapabilir miyiz de sol anahtarı? Nota da yapabiliriz ama ben değişik bir şey... Ben tam böyle sol anahtarı yapıyordum zannettim de... ...faya döndü o. Acaba anahtarı... Vay. Evet. Bunu yiyecek miyiz, bakacak mıyız buna? Bunu yiyeceğiz ama daha... Ha, bunun daha işi uzun. Daha... Yok, uzun değil aslında. Son aşaması kaldı. Son aşaması? Surata yapıştırmak. Son aşaması şu. Evet. Kürdanla. Ne yapacağız? Bir kendime çekiyorum. Evet. Gidelim. Ah, vay. Gördünüz mü beyefendi? İnanılmaz oldu. Üzerine meyveler koyulabilir. Evet. Ve süslenebilir. Ne istiyorsanız olabilir yani. Olabilir. Bu hale geldikten sonra dolapta yine bir 10-15 dakika bekliyor. Evet. Bekledikten sonra servise hazır hale geliyor. Buna peki elma şekeri falan koysak olur mu üstüne böyle? Olur. Koyayım mı? Koy. Koyuyorum. Koy. Valla. Böyle tersten mi koyalım şeyden? Yok, öyle koyalım. Evet. Direkt böyle koyalım. Ah, vallahi inanılmaz oldu ha. İlk defa, böyle vallahi, bir şey ilk defa yaptık. Ama süper oldu. Şey de var mı burayı kapatmak için bir şey böyle? Havuç mu? Hadi biz böyle... alayım mı? Yok, alalım mı onu? Yok. Alayım mı? Yok, pastayı bozacağız şimdi alayım bir daha. Bu
ben ünlü şeyimiz geldi. Gurme. Lütfen. Lütfen beyefendi. Lütfen. Ünlü gurmemiz geldi. 6 günden beri yoktu piyasada. Hoş geldiniz. Buyurun. 6 günden beri yok. Ya Allah Allah. Gel. Kedi gibi. Gel buraya. 6 günden beri yoktu. Buyurun. Hoş geldiniz. Şey ünlü. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biz bugün bir pastayı böyle çok basit süsledik. Şimdi Mert Bey, mikrofonu sizin tutuyoruz. Ünlü gurmemiz geldi. Kendisi Hindistan'dan geldi. Evet, saldırırsanız ağzını unutmadık. Ya bir şey diyeceğim, bunu görüp de saldırmayacak insan var mı ya? Evet, buna saldırır. Şef var mı yani? Evet. Bunu görüp de saldırmayacak insan var mı şunlara? Evet, yani? Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bugün erken şefimiz bize... Ne oldu efendim? Siz hala... Bugün erken şefimiz bize pasta süslemesini öğretti. Ben de bunu koydum. Maşallah çekiyorum. Çok güzel yaptınız. Bravo. Çok güzel oldu yani. Evet, bu değişik. Nasıl, tatlılarınız iyi mi? Bayılırım. Evet, evet. Tatlılarınız iyi. Bunu, evet. Şimdi arkadaşlar, tabii bu pasta da zor iş değil mi? Bunun şeyini bir kaçırdınız mı, şekerini? Evet. Şey gibi değil, mutfaktaki yemekler gibi. Yani tuz arada olursa tuz ekleyebilirsiniz. Benim bildiğim her şef pasta şefi de olamıyor. Yani iyi pasta şefi olamıyor. Erkan Bey... Erkan Bey değil, şef o, şef. Şef. Erkan şef. Muhasebede çalışmıyor, şef. Evet. Bir pasta şefi. Evet. Değil mi yani? Kendisi daha iyi bilir tabii de. Değil mi yani herkes? Kesinlikle. Yani evet. Çoğu şef mesela pasta şene girmek istemez tatlı olaylarına. Evet. Siz yıkamacı, yağlamacı mısınız? Yok. Sıvacıyım ben. Yok, takdir ediyorum yani beyefendi. Ha, tanışıyor musunuz be? Akrabası falan değilsiniz. Yok, yeni tanıştık canım. Peki, tamam. Olayı tatlıya bağlı. Tatlıya bağlı, evet. Ama inanılmaz gözüküyor Taner Bey. Evet, çok güzel. Bu kremusu mu bu? Çok taze. Biraz dinlense çok daha iyi olur. Onu yok, gurmemiz yer bizim. O dilimi yok. O dilimi bitirecek insan evladı daha yok. Dünyada. Of. Şimdi krokan var herhalde. Krokan yok. Krokan hemen sallamayın, krokan var. Öyle bir şey yok, krokan vallahi yakarım şimdi. O kadar yok, krokan mırakan. Beyefendi, damla drop dediğimiz o beyaz çikolata var. Marshmallow var. Marshmallow, bayılırım. Pastacı kreması ve çikolata var. Bir dakika sayın şefim. Pardon. Gurmeye bir şey sormak istiyorum. Marshmallow bayılır. Nedir öyle? Marshmallow nedir? Marshmallow beyaz yumuşak Amerikan şekeridir. Yani beni de o kadar cahil yapmayın. Evet. Doğru mu söyledin? Hatta sıcak. Yani şuna da kızartılabilir hatta. Aynen. Marshmallow. Vallahi tabii tebrik ediyorum. Artık bir şey demiyorum. Tebrik ediyorum. Evet. Marshmallow bildiğiniz için sizi tebrik ediyoruz. Size Michelin yıldızı veriyorum. Evet, Michelin miydi o? Michelin yıldızı. Michelin. Evet, sizin var mı yıldızınız falan? Yok. Gurme yıldızı falan yok. Yok, yıldızım yok. Ya şey, adayım, yıldız adayıyım. Ha, siz öyle gurme yani, sokaktan geçiyorsunuz. Takılıyorum. Evet, peki lütfen bakın marshmallow'u. Peki bana düşmez ilk bakmak, lütfen. Yok. Sizi o kadar getirdik. Kendim çok değerlisin. Uçak parası vardı, getirdik kendisini Hindistan'dan. Ucundan olmaz işte. Bakın bir saniye. Bak, şimdi şefe hakaret demek o ucundan. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım. Nereden başladın? İki sağ kenardan. Ya, bunu da öğren daha. Şuradan mı? Gerçekten. Hayır, nasıl? Evet. Bülent, kusura bakma kardeşim. Evet. Ama Bülent'e de çok haksızlık yaptık. Biz yiyoruz karşısında. Bu şey hareketi, bir pasta bu kadar mı güzel? Ha, öyle değil mi? Evet. Biraz alabilir miyim? Tabii. Ben biraz alabilir miyim? Ben bir şeyler... Tabii, lütfen, ne demek, lütfen. Buyurun. Üstünüzü hepsini yiyin. Evet. Bakın. Bunu yedikten sonra... Çünkü çatal bıçak da duruyor burada. Şefim dalacak sonra. Biraz sonra bir şeyler. Evet. Nasıl? Elma şekerinden de yemediniz ama. Aynı bak. Ya koydum ya. Evet. Muhteşem. Buyurun şefim. Bu da büyükmüş be. Bunu alsana ya, ben de alayım. Al. Günah. Nasıl? Arkandan al. Evet. Güzel de 1000 kalori aldım şu an. 1000 yol, bunda bir şey. Buradan Taksim'e kadar yürü, etilerden hiçbir şeyin kalmaz. Vallahi arkadaşlar, ellerinize kollarınıza sağlık. Bir tabak da alabilir miyim? Niye? Bülent için. Ha, Bülent tabii, yazık. Bak, Bülent'i unuttuk. Bülent de orada bekliyor. Çocuk çekiyor, hiç Bülent düşünmüyorsun. Her şeyi sen yiyorsun. Çocuğa hiçbir şey yok. Evet. Erkan şefim keserken çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Tekrar en yakın zamanda görüşmek üzere. Tabii o da gurme yiyor. Ben yiyorum. Gurme'de durma yok. O abi de yiyor. Evet, siz yiyin. Maşallah. Allah'a ısmarladık Erkan şefim. Görüşmek üzere. Tekrar görüşürüz. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben bu şey, bunu alıp gidiyormuş. Allah Allah.